Merhaba sevgili seyirciler. Şimdi Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı Dünya Yürüyüş Günü bilgi notunu sizlerle paylaşacağız. Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri ile gündelik hayatımızın içine fiziksel aktiviteyi entegre etmeyi teşvik etmek amaçlanmaktadır. Bağışıklık sistemini destekleyen önemli etmenlerden biri de fiziksel olarak aktif bir yaşam sürmektir. Fakat Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017 sonuçlarına göre ülkemizde 15 ve üzeri yaş her 10 kişiden 4'ü yetersiz düzeyde fiziksel aktivite yapmaktadır. Yetersiz fiziksel aktivite sonucu hareketsiz bir yaşam, obezite, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artırır. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisini görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika, 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite, örneğin tempolu yürüyüş yapılmalıdır. Ekim ayının ilk hafta sonu kutlanan Dünya Yürüyüş Günü fiziksel olarak aktif olmanın önemine vurgu yapmakta ve fiziksel hareketsizliğin küresel krizine karşı basit, eğlenceli bir kutlama yöntemi sağlamaktadır. Düzenli yapılan fiziksel aktivitenin farklı yaş gruplarındaki insanların sağlığına aşağıdaki sıralanan başlıklarda büyük katkıları olmaktadır. Vücut sistemlerini kas iskelet, bağışıklık, kardiyopulmoner ve benzerleri gibi düzenler ve iyileştirir. Fiziksel uygunluğa geliştirir. Kronik hastalık, diyabet, hipertansiyon, kanser, kardiyovasküler hastalıklar riskini azaltır. Kilo kontrolünü sağlar. İmmün sistem üzerine olumlu etkiler yapar. Duygu durumunu olumlu etkileyerek genel iyilik halini artırır. Bilişsel fonksiyonu geliştirir. Fiziksel aktiviteyi yaşam biçimi haline getirmemizde yürüyüş önemlidir. Çünkü yürüyüşü günlük aktivitelerinizin içerisine kolayca yerleştirebilirsiniz. Yürüyüş yapmak için ayrıca bir alet ve özel hazırlık gerekmez. Daha fazla yürümek için öneriler. 1. Yürüyüşe başlamadan önce uygun ayakkabı ve rahat giysiler seçin. Mümkünse müzik dinleyerek yürüyüşünüzü keyifli hale getirin. 2. Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için gerekli hallerde maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde yürüyün ve konuşun. 3. Asansör veya yürüyen merdiven yerine normal merdivenleri kullanın. 4. Köpeğiniz varsa onu yürüyüşe çıkarın. 5. Arkadaşlarınızla yürüyüş organizasyonları yapın. 6. Öğle yemeğinden sonra arkadaşlarınızla veya tek başınıza yürüyüşler yapın. 7. Aracınızı gideceğiniz yere daha uzak bir noktada park edin. 8. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız bir veya iki durak erken inin ve yolun geri kalanını yürüyün. 9. Bir soru sormak için iş arkadaşlarınızı aramak veya ona e-posta göndermek yerine kalkın ve masasına doğru yürüyün. Arkadaşınız başka bir katta çalışıyorsa merdivenleri kullanın. 10. Aktif aile zamanı planlayın. Akşam yemeğinden sonra TV karşısında oturmak yerine herkesi yürüyüşe çıkartın. 11. İşlerinizi yürüyerek yapın. Bazı yerel mağazalara gitmeniz veya akşam yemeği almanız mı gerekiyor? Arabayla gitmek yerine yürüyün. 12. Kendinizi bir adım sayar ile şımartın. Sağlığınıza yatırım yapın ve günde kaç adım attığınızı takip edin. Sağlıklı günler dileriz.